annem çok mutlu oldu. Hatta kahkaha attı, böyle hoşuna gitti. Babam da yani ol tabii kızım ama önce bana bir açıkla hani bunun ne olduğunu da. Böyle korkunç bir dizinin içindeyim ve iki farklı dünya arasında pimpon topu gibi sekiyorum gibi hissediyordum. Objeleştirme var, cinsel şiddet var. Türkiye'de okullarda cinsellik eğitimi verilecek. Daha çok korkarım. Yani seksolojiyle en son yan yana gelecek okul diye düşünür insan. Önce saldırılan kim oluyor? LGBT insanlar oluyor, kadınlar oluyor, sonra çocuklar oluyor. İhlallerin gerçekleştiriliyor olması ve hatta açık şekilde nefret suçu işleniyor olması. Yani ne düşünüyorum? Yani düşünemiyorum artık bir şey. Rahatsız ediyor beni diyor ama niye dediğin zaman sana mantıklı bir cevap veremiyor. Uygun değil diyor, bizde olmaz diyor. Var. Tarihinde de var, bugününde de var, yarınında da olacak. Sen sabaha kadar protesto et. Rahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Şimdi önce isminizden başlayacağım. Ne demek Rayka? Rayka'dan gelen bir şey mi? Rayka da var, Rayka da var, Reyka da var. Benim bildiğim anlamı saf ve temiz. Ama yakın zamanda Hırvat asıllı bir tanıdığımdan öğrendim ki Hırvatistan'ın eski prenseslerinden bir tanesinin adıymış. O E ile yazılıyor ama. Reyka diye yazılıyor ama işte Rayka diye okunuyor sanırım. Tam benim çocukluğumda okuduğum ilkokulda Rayka öğretmen vardı. Gerçekten mi? Evet. Çok da iyi bir öğretmendi. Süper. Çok nadir, yani evet. Çok duyduğum bir isim değil çünkü Türkiye'de, o yüzden. Ben de giderek azalıyor diye düşünmüştüm. Çok benim gibi sosyopattı. Asosyaldi. Estağfurullah. Asosyaldi o da. İlginç bir kadındı çok. Ama çok iyi öğretmen oldu söylenirdi. O da mı, nasıl yazılıyordu ismi? Raika. Hı. İ ile. Evet, öyle de yazılanı var. Beni Y ile yazmışlar. Raika Hanım, mesleğiniz ne? Önce yani ne yapıyorsunuz öğrenmek istiyorum. Bu arada Rayka diyebilirsiniz, sakıncası yoksa. Ben de size sen diyebilirim. Tabii, buyurun. Tamam. Hanıma hiç gerek yok. Mesleğim seksolog. Seksolog bir akademik ünvan. Yaptığım meslek de cinsellik eğitmenliği. Bununla alakalı olarak cinsel sağlık iletişimi, sosyal medya üzerinden, YouTube kanalım üzerinden, farklı ürettiğim dijital projeler üzerinden aynı zamanda danışmanlık vermek. Bu asıl hani üniversitede okuduğum, eğitimini aldığım ve Türkiye'de uzun, yani neredeyse 8-10 yıl boyunca yaptığım ve hala yaptığım meslek bu. Bunun haricinde bir de başka bir mesleğim var. O da yine cinsel sağlıkla alakalı. O da Kanada'da bir üniversitede çalışıyorum. O üniversitenin iki farklı araştırma grubuna yaptıkları bilimsel araştırmaları, o araştırmaların o araştırmadan faydalanacak insanlara ulaştırmalarına destek oluyorum. Yani bu diyelim ki işte Türkiye'de 30'la 50 yaş, 30'la 60 yaş arası erkeklerle ilgili bir araştırma yapılıyor. Ve bu araştırma sonucunda ABC bulunuyor. Bu genellikle ne oluyor? İşte akademik bir makale yayınlanıyor bir dergide. Ve bunu halk, tam birçok insan okumuyor. Okusa da anlamıyor. Yani aptal olduğu için değil. Çok ağır ve gereksiz, bence ağır bir dille yazıldığı için. Benim işim o yazılanı, araştırmayı, önemli noktalarını belirleyebilmek araştırma yapan insanlarla ve onun sonucunda o araştırmadan etkilenebilecek insanlara bunu ulaştırmak. 30 yaşındaki insanlar nereden sağlık bilgisi alıyor? 60 yaşındaki Türkiye'de yaşayan erkekler nereden sağlık bilgisi alıyor? Oralarla iletişime geçmek ve onların anlayacağı, seveceği, algılamak isteyebilecekleri formatlara getirilmesine destek oluyorum. Seksolog olmak için psikiyatr olmak mı gerekiyor? Hayır. Seksolog olmak için birçok farklı ön lisans, yani lisans pardon derecesi alabiliyorsunuz. Psikiyatr olup seksolog olan da var. Tıp okuyup seksolog olan da var. Onlar tıbbi seksolog, klinik seksolog oluyor. Ben sosyal alanda çalışan bir seksologum. Yani ben danışan görmüyorum, psikiyatri eğitimim yok. Psikoloji, yani psikolog gibi bireylerle çalışmıyorum. Terapi yapmıyorum. Sosyolojiden, sosyoloji kökenlisin. Evet, sosyoloji kökenliyim ve eleştirel cinsellik bilimleri kökenliyim. Eşcinsel cinsellik bilimleri ne demek? O da yani çok yeni bir daldı ben okurken. Yan dal olarak okumuştum. Cinselliğe dair aslında bildiğimiz her şeyi sorgulatan, yıkan ve sıfırdan inşa eden bir bölüm. Aklınıza gelebilecek her şeyi sorgulatıyor size. Biraz beyin yakıyor o yüzden. Ama çok heyecanlı bir bölümdü. Sosyolojiyle de çok güzel iç içe geçti. Zaten sonra da mesleğim haline geldi.
Nereden mezunsunuz? Bilgi Üniversitesi'nden. Lisansım University of British Columbia'da, Kanada'dan. Sosyoloji ve eleştirel cinsellik bilimleri oradan. Seksoloji yüksek lisansım Avustralya'da Curtin University'den. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi okudum. Yine yüksek lisans. Pazarlama niye? Yani seksolojiyle en son yan yana gelecek okul diye düşünür insan. Aslında birincisi bir ara böyle kendimi çok garip bir alanda buldum. Ne tam olarak mesleğimi yapabiliyordum Türkiye'de. Yaptığım kadarı beni çok tatmin etmiyordu. Dolayısıyla bir şey yani kendimi bir yere ait hissetmem gerekiyordu. Ve dedim ki ben bir okul daha okuyayım. Ne okuyayım? Bana neyin faydası olabilir? Kendi mesleğimi tanıtmak, kendi yaptığım işi tanıtabilmek. İleride bir marka kurmak istersen bu konuda bana destek olacak. Aklıma bu alan geldi. Biraz araştırdım. Mantıklı geldi. Bir de o sırada kurumlar cinsel sağlıkla ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili daha böyle bize feminist gelen projeler yapmaya başlamıştı. Ve hani güzel bir birleşme noktası olabileceğini, belki o kurumlarla da çalışabileceğimi düşünerek böyle bir yola girmiş oldum. Nasıl gelişti bu seksolog olmak meselesi? Aslında çok basit gelişti. Bir ders aldım bu bahsettiğim yan dalını yaptığım konuda. Ve dersi veren hocanın dersi işleyişi, derste konuşulanlar çok ufkumu açtı ve beni çok heyecanlandırdı. Ve dedim ki yani bir insan bunları anlatarak hani geçimini sağlayabiliyor ve buna kariyer diyebiliyorsa ben de bunu yapmak istiyorum. Ve öyle başladı aslında. Bir yandan da insanların özellikle Türkiye'de çok da mesafeli durdukları bir kelime, değil mi? Evet. Aslında Türkiye'de hayatımızda hiç mesafeli olduğumuz bir kelime değil ama sağlıklı şekilde yakınımızda olan bir kelime değil cinsellik bence. Yani cinselliğin en sağlıksız hallerini, şiddet olan hallerini biz aslında toplum olarak çok yakından yaşıyoruz, deneyimliyoruz, görüyoruz, maruz bırakılıyoruz. Bu tabii cinsellik değil ama cinselliğimizi etkileyen bir şey. Ama bunu benim kendi çapımda yapmaya çalıştığım ve alanda benden önce de yapan birçok insanın yapmaya çalıştığı topluma bu bilgileri, bu konuları sağlıklı, güvenilir, bilime dayalı yani kendi bence önemli olanlarla değil de bilime dayalı şekilde ve halk sağlığını olumlu şekilde etkileyecek formatlarda sunabilmek. Çok uzun bir cümle kurdum. Ben kendi kafamı da karıştırdım. Sorunuza cevap verebildim mi? Yani evet, anladığımı söyleyeyim. Aslında Türk insanı bu meseleye mesafeli değil, mesafeliymiş gibi yapıyor. Evet, ya sağlıklı kısmına mesafeli diyelim. Sağlıksız kısmına mesafeli değil aslında. Hangi kısmı sağlıklı, hangi kısmı sağlıksız? Yani bunun şiddet mesela, şiddet kısmı sağlıksız kısmı. İnsan sağlığını, insan haklarını olumsuz yönde etkileyen bir şey şiddet. Bizim toplumumuzda cinsel şiddet çok sık maalesef karşımıza çıkan ve deneyimlediğimiz bir şey. Dolayısıyla cinsellik hep olumsuzluklarla işte tabu olmakla, şiddetle vesaire özdeşleştiği için cinsellik dediğimiz zaman bazen insanların aklına hep bu olumsuz taraflar geliyor. Aslında bambaşka çok güzel tarafı olan bir konu. Bazen de çok nötr olağan, hayattan tarafları olan konular. Ama biz hep olumsuz tarafını maalesef konuştuğumuz için bu sefer olumlu taraflarını ya da olağan ya da daha insancıl ya da insan sağlığına, haklarına iyi gelecek taraflarını konuştuğumuz zaman o bize absürt geliyor. Yani çok ikiyüzlü bir durum aslında. Hem diyoruz ki biz cinselliği konuşmayız ama baktığımız zaman objeleştirme var, cinsel şiddet var. Küfürlerimizde cinsellik, cinsel organlar vesaire var. Dolayısıyla şeye o yüzden katılmıyorum. Hani biz cinsellik konuşmayan ya da cinsellik kavramından uzak bir toplumuz dendiği zaman her bir dakika tam olarak öyle değiliz. Ama belki olması gereken formatta değiliz henüz. İstanbul'da büyüdünüz? Evet, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Anneniz babanız? Onlar da İstanbul'da büyüdü. Yani hayattaki sosyal konumlarını öğrenmeye çalışıyorum. Babam İstanbul'da doğdu, büyüdü. Ticaretle uğraşıyor. Mümessillik yapıyor. Annem öğrenci, hayat boyu öğrenci. Yani kendimi bildim bileli üniversite okuyor. Çok genç yaşta üniversiteyi kazanıyor. Boğaziçi kimyayı kazanıyor. Fakat sonra
çalışması gerektiği için okulu bırakıyor. Bir süre bankada çalışıyor. Sonra biz üç kardeşiz, çocuklar oluyor. Sonra da üniversite okuyor. Hala da okumaya devam ediyor. Uzaktan eğitim. Aynen, uzaktan eğitim, sertifika programları, seminerler, aklınıza gelebilecek birçok sürekli bir eğitim. Ben seksolog olacağım deyince? Annem çok mutlu oldu. Hatta kahkaha attı, böyle hoşuna gitti. Babam da, yani ol tabii kızım ama önce bana bir açıkla, hani bunun ne olduğunu da hani arkadaşlarım sorduğu zaman anlatabileyim dedi. Uzun bir süre ben ona şey dedim, hani cinselliğin işte bazen hukuki boyutuyla da ilgilenen, işte bireyleri etkileyen kısmıyla da ilgilenen, eğitim tarafı da var. Hani böyle cinselliğe çok kapsamlı bakan bir alan diye anlatmıştım. Orada hukuku çekmiş. Çünkü benim avukat olmamı çok istiyordu. Daha doğrusu avukatlığı bana yakıştırıyordu diyelim. Dolayısıyla arkadaşlarına da öyle anlatmış. Cinselliği işte yasal boyutlarını inceleyen falan filan diye anlatmış. Öyle kaldı sonra. Yani uzun lafın kısası, ikisi de çok olumlu karşıladılar. Sosyal çevrenizde ne dediler bu meseleye? Sosyal çevremde ikiye ayrıldı görüşler. Bir grup aç kalacaksın dedi. Bir grup köşeye döneceksin dedi. İkisi de olmadı. böyleydi görüşler. Yani şey konusunda çok şanslıydım. Yakın arkadaşlarım çok desteklediler. Ailem çok destekledi. Partnerim her zaman çok destekledi kariyerime. Kardeşlerim her zaman çok destekledi. Dolayısıyla o destek sistemi benim için çok önemliydi. Yani bugün yaptığım birçok şeyi bu kadar rahat yapamazdım eğer onların desteği olmasaydı. Türkiye'de kaç tanesiniz? Türkiye'de psikolog olup seksolog ünvanına sahip insanlar var. Psikoseksologlar var. En son sanırım 10 ya da 12 kişiydi ama sayılar artmış olabilir. Bir dernek var Avrupa temelli, Avrupa Seksoloji Federasyonu. Onlar bir sınav açıyorlar. O psikolog olup o sınava giren insanlar ya da doktor olup vesaire bu ünvanı alabiliyor. Ama 20'yi geçmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Azmış. Evet. Daha çok ihtiyaç var mı? Çok. Yani şöyle diyeyim size. Yani Türkiye'de sayımız 4000 de olsa yine az derim. O kadar fazla iş, yani o kadar fazla yapılacak iş var ki. Mesela en önemlisi ne sizce? Araştırma en önemlisi bence. Cinsellik alanında sürekli istikrarlı şekilde ve belli grupları takip eden araştırmaların yapılması. Bir örnek vereyim. Ben Kanada'da yaşıyorum şu anda. Bulunduğum eyalette her işte sanırım 3 yılda bir gençlerle ilgili bir araştırma yapılıyor. Liselerde ve ortaokullarda yapılıyor bu araştırma. Beslenmeden işte cinsel davranışlara, aileyle ilişkiden sosyalleşmeye kadar birçok soru soruluyor. Ve bu rutin yapıldığı için eğitim sistemi, sağlık sistemi, hukuk sistemi bu araştırmalara bakıp şu anda bizim demografimiz bu şekilde bir değişim gösteriyor. Dolayısıyla biz belki yasaları gözden geçirmeliyiz. Belki sağlık sistemini gözden geçirmeliyiz. Belki göçmenlik sistemini gözden geçirmeliyiz gibi modifikasyonlar yapabiliyor. Araştırma yapıldığı zaman söylediğimiz şeylerin dayanağı oluyor. O yüzden de araştırma bence en önemli şeylerden bir tanesi. Şu anda eksikliğini gördüğüm. Araştırma yapılmıyor mu? Tabii yapılıyor ama destek çok az. Ve izinler çok zor çıkıyor. Ne izni? Etik onay. Yani bir araştırma, akademik bir araştırma yapılacağı zaman biliyorsunuzdur etik onay alınması gerekiyor. Yok da. Ya da süpervizörünüzün onaylaması gerekiyor. Bana çok yazan öğrenci oluyor mesela. İşte şu konuyu araştıracaktım, izin vermediler, buna döndürdüm. İleride nasıl bu konuya eğilebilirim gibi çok fazla yazan öğrenci oluyor. Uzaktan, yani Kanada'dan Türkiye'nin durumu nasıl gözüküyor? Çok zor bir soru bu. üzücü gözüküyor bence. Yani özellikle kendi alanım için söylüyorum. Üzücü gözüküyor. Yani pandemiden önce çok sık gidip geliyordum. Burada da okul sisteminde de çocuklarla beraber çalışıyordum. O dönemde Kanada'da da çocuklarla çalışıyordum. Böyle bazen şey gibi hissediyordum kendimi. Bir böyle korkunç bir dizinin içindeyim ve iki farklı dünya arasında pimpon topu gibi sekiyorum gibi hissediyordum. Burada İnsanların size çok zorluk çıkardığı konular, orada anlatmanız beklenilen konular. Ya da bu hani burayı kötülemek için söylediğim için değil. Sadece çocuklar ve gençler açısından düşünüyorum. En çok onlarla çalıştığım için geçmiş
geçmişte. Çok üzücü, çok korkutucu. Hak ettiklerini, almadıklarını görmek gerçekten insanın canını yakıyor bence. Mesela son dönemde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması, LGBT'yi artı karşıtı yürüyüşler. Bu konuda biseksüellik olarak ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyorum. Yani bu program yetmez bence bunu, bu konudaki düşüncelerimi paylaşmaya. Birincisi çok çok üzülüyorum. İkincisi çok öfkeleniyorum. Üçüncüsü yani isyan edesim geliyor. Hayret, bir taraftan hayretler içinde izliyorum. Bir taraftan böyle bir şeyleri yani dediğim gibi isyan edesim geliyor. Bunların çok stratejik olduğunu düşünüyorum. Yani bu nefret edilecek bazı grupların belirlenmesi vesaireyi çok stratejik hareket olarak görüyorum. Ve burada da durmayacağını da düşünüyorum bu arada. Yani bu cinsellik, yani ülkelerin tarihlerine baktığımız zaman da böyle, ben tarihçi değilim ama cinsel, yani tarihe merakım var. Ve cinsellik konusuna özellikle baktığımız zaman önce saldırılan kim oluyor? LGBT insanlar oluyor, kadınlar oluyor, sonra çocuklar oluyor. Ondan sonra bu işte korunma yöntemleriyle ilgili saldırılara sebep veriyor. Bazen bunlar bir harmanlanmış şekilde geliyor. Yani kürtaj yasakları, hani yasal olan ama aslında yasak olan pratikte LGBT haklarına karşı bu kadar ihlallerin gerçekleştiriliyor olması ve hatta açık şekilde nefret suçu işleniyor olması. Yani ne düşünüyorum? Yani düşünemiyorum artık bir şey. Bir çıkış var mı burada? Bir çıkış var tabii ki. Yani hayatta olduğumuz sürece bir çıkış var. Eğitim. Eğitim. Yine biraz önce söylediğim şeye geliyor aslında, araştırma. Türkiye'de kaç LGBT insan var? Çok var. Yani çok varız. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. Kaç LGBT çocuk var? Çok var. Kaç kürtaja erişim sağlayamayan kaç kadın var? Çok var. Çokuz. Hep de çok olacağız. Dolayısıyla araştırma yapılması, konunun öznelerinin sözünün dinlenmesi, bu araştırma ve konunun öznelerinin istekleri doğrultusunda, ihtiyaç belirledikleri konular doğrultusunda eğitim verilmesi. Yani eğitim derken illa okullarda formal bir eğitimden bahsetmiyorum. Gerçekten belediyelerle yani bilinç yaratılması aslında. Sivil toplum. Aynen. Yani bu sadece sivil toplumun da işi değil. Bu aslında devletin işi. Çünkü sivil toplum zaten omuzlarında çok fazla yük var Türkiye'de ve dünyadaki birçok ülkede de. Türkiye'de okullarda cinsel eğitim var mı? Yok. Bir yere konacaktı falan diye okumuştum. Yok, yani bu konu daha eski de olabilir ama 1960'lardan beri Türkiye'de konuşulan bir konu. Ama hiç falan yapılmadı. Yani 1960'ların gazetelerinde, işte 1950'lerin sonlarında çıkan bir seksoloji mecmuası var, böyle arada bulduğum zaman eski şeyleri, sayıları alıyorum, okuyorum. Orada mesela yazıyor işte, Türkiye'de işte cinsel eğitim yapılacak falan filan diye. Yapılmadı hiçbir zaman. Açıkçası, çok açıkça söyleyeyim, bugün dense ki birdenbire Türkiye'de okullarda cinsellik eğitimi verilecek, daha çok korkarım. Çünkü bu eğitimi kim verecek? Bu eğitimi verebilecek bir altyapımız yok şu anda çok fazla. Çok inanılmaz iyi iş yapan ve yıllardır bu işi yapan dernekler var. Sivil toplum kuruluşları var. Akran eğitmenleri var. Seksologlar var, psikologlar var, psikiyatrlar var. Bu konuda özellikle eğitim almış ve bunu bir şekilde yaptıkları mesleğin içine yediren. Ama böyle bir okullarda cinsellik eğitimi verebilecek ve bunu Türkiye çapında yapabilecek bir altyapımız şu anda kesinlikle yok. Aslında Türkiye'de seks kelimesi bir yandan da tabu. Ama bir yandan da herkesin doğal olarak çok da ilgisini çeken bir, evet, şey. Mesela birisi size mesleğiniz ne diye sorduğunda, tanımadığınız birisi, siz seksüel olun dediğinizde nasıl bir tepki alıyorsunuz? Ya kim olduğuna bağlı, herkese söylemiyorum. Saklıyorum. Sağlıkçıyım diyorum, yalan değil. Sağlık alanında çalışıyorum. Halk sağlığı. Aynen, halk sağlığı. Cinsel sağlık, hani cinseli düşürüyorum yerine göre. Ama onun dışında seksoloğum da yani böyle çok absürt tepki verecek, hani olumlu anlamda, hani böyle beni tehlikeye atacak gibi durumlarda zaten söylemiyorum ama
böyle çok laçkalaştıracak, çok böyle saçma sapan soru soracak bir grup içindeysem eğer, ya da onu kestirebiliyorsam, ki artık kestirebiliyorum, bir şey demiyorum. Akademide çalışıyorum diyorum. Şimdi belki saçma bir soru soracağım ama merak ettiğim bir şey. Mesela ben çok uzun yıllar müzik programlarında jüriyle yaptığım için mesela konsere gidemem. Canım sıkılır. Şimdi bu da sizin hayatınızın en önemli işi. Hani ama özel hayatta da başka bir durum var. Çok sıradan bir hale mi geliyor? Hayır, bana ne sıkıcı geliyor biliyor musunuz? Sıkıcı yanlış kelime olur da böyle iş gibi geliyor. Mesela cinsellikle ilgili kitap okumak. Mesela çok popüler bir kitap. Çok okumak istiyorum. Merakım da var. Ama böyle bir hani üstte düşünmem gerekiyor. Kendimi ikna etmem gerekiyor. Çünkü onu okuyacağım. Sonra aklıma ne gelecek? Bununla ilgili şunu yapabilirim. Bu konuda daha çok bilgilendirebilirim insanları. O kitabı ben kenara koyacağım. Oturup yeni proje yazmaya başlayacağım. O yüzden de aslında okumayı çok seviyorum cinsellikle ilgili. Zaten yani alanım bu. Orada bir şeylik yapıyor. Ya da atıyorum... İşte ne bileyim Netflix'te ya da başka bir yerde cinsellikle ilgili bir dizi çıkıyor. Hemen arkadaşlarım yazıyor. Arka izledin mi, yorumlarını merak ediyoruz vesaire diye. Öf diyorum, bu akşam iş yapmak istemiyorum. İzlemeyeceğim. Başka bir şey izlemek istiyorum. O konuda normalde çok ilgiyle izleyip okuyacağım şeylerden biraz daha böyle uzaklaştırabiliyor beni. Ama kendi cinsel yaşantımı soruyorsanız orada öyle bir sıradanlaştırmaya ya da önceki halinden farklı bir noktaya getirdiğini ben düşünmüyorum. Siz düşünmüyorsunuz. Evet yani. Yoktur öyle bir şey. Onun tabii yani onun bir ikinci tarafı da var tabii. Ona da sormak lazım belki ama sanmıyorum yani. Bugüne kadar kendisinden öyle bir eleştiri almadım. Hani insanlar için tabu olan bir şeyin sizin için çok sıradan bir şey olması da garip bir şey değil mi Rayka Hanım? Evet, bazen insan kendini yani. Böyle şey uzay boşluğunda gibi hissedebiliyorum. Ben herhalde aklımı yitiriyorum gibi hissedebiliyorsunuz. Şu an artık çok olmuyor çünkü alanda olan insanlarla kol kola girebilmeyi kendime çok güzel öğrettiğimi düşünüyorum. Beraber mücadele edebileceğim insanlardan destek alıyorum. Onlara destek vermeye çalışıyorum ama ilk zamanlarda Türkiye'ye okuduktan sonra döndüğüm zaman, yani 23 yaşında ben bu mesleğe başladım. Gittiğim kongrelerde, bazı konferanslarda, o zaman tabii bilmiyordum aslında, çok etik çalışmayan yaptıkları nasıl diyeyim? Evet, etik çalışmayan insanların ve işlerin bir parçası, böyle ucundan baktığım zaman bu işlere, diyordum herhalde ben ya yanlış öğrendim ya ben bir şeyi yanlış anladım. Hani insan otomatik olarak kendini sorgulamaya başlıyor herhalde yani. Bu kadar da rahat konuşulmamalı mı acaba? Orada şey de var tabii. Yani önce Kanada, sonra Avustralya, cinselliğin Türkiye'ye göre çok daha rahat konuşulduğu ülkeler. Ve çok akademik ortamda olmak da insanı biraz şey yapıyor. Realiteden uzaklaştırıyor. Çünkü yani yemek aranda da seks konuşuyorsun. Derse de seks konuşuyorsun. Akşam araştırmanı da seks üstüne yapıyorsun. Her yer seks oluyor o yüzden. Gerçek dünyaya geldiğin zaman, yani o akademik baloncuktan çıktığın zaman da bir dakika, hani ayarsız bir şey mi söylüyorum acaba diye düşünüyorum. Bir kere bir konuşma yapmaya gidiyordum. Babam şey dedi, aradı. İşte iyi şanslar Raykacığım. Ya dedi, sen böyle peynir ekmek der gibi işte vulva penis diyorsun ama dedi, onu öyle demesen olur mu sen? Ben dedim ki baba, ne dememi istersin? Durdu böyle, tabii sen de haklısın yavrum falan dedi böyle. Neyse, iyi şanslar dedi, kapattı telefonu. Hani onu kendime sorduğum dönemler oldu, evet. Türkiye'de mesela geçmiş dönemde Haydar Dümen var. Hı hı. İşte herkesin aslında biraz dalga geçtiği, eğlendiği. Şimdilerde de Esra Ezmeci var. Bilmem biliyor musunuz? Bilmiyorum. Instagram'da insanlar ona soru soruyorlar. Esra Hanım bir psikolog. Ve Esra Hanım o sorulara cevap veriyor. İşte atıyorum mesela şöyle sorular. Bizim programa geldiğinde bir tane örnek vermişti. Mesela bir gelin yazmış. Demiş ki kayınvaliden bütün iç çamaşırlarımı saklıyor. Kocamla sevişirken giymeyeyim diye. Arada da kendi giyiyor. Bir o insanları görmeden, hiçbir sosyal bulundukları konumu bilmeden, o konuda araştırma yapmadan, mesela Instagram'dan böyle şeylere ya da gazeteden böyle şeylere cevap vermek sizce doğru mu? Soru var.
Bazı sorular gerçekten o kişinin gerçekliliğini bilmenizi gerektiriyor. Yani detay bilmeniz gerektiriyor. Zaten psikologların, yani bu bahsettiğiniz kişiyi ben tanımıyorum. Ama genel anlamıyla yani benim çevremde bildiğim, tanıdığım psikologların bireysel soru cevaplamıyorum. İşte DM üstünden ya da e-mail üzerinden soru cevaplamıyorum demesinin sebebi bu. Çünkü onlar psikolog unvanıyla bunu yapıyorlar. Benim tarafımda bana zaten böyle bir soru geldiği zaman ben cevap vermiyorum. Çünkü dediğiniz gibi zaten cevap veremem o soruya. Ancak yorum katabilirim. O da zaten etik olmaz. Bana gelen soruları şöyle cevaplıyorum. Mesela genel bir şey soruyor. Ya atıyorum şu anda. İşte 13 yaşında regle olmak normal midir diye soruyor. Ben onu sen şöylesin ya da sen yaparsan böyle olur gibi değil de evet araştırmalar bize gösteriyor ki 9 ile 16 yaş aralığında regle olmak olağan bir deneyimdir. Daha öncesinde olursa ya da 15'ten 16'dan sonra olursa bir doktora danışmanızda fayda var. Bunu söyleyebiliyorum. Hani kişinin özelinde mesela çok yazan oluyor. Sevgilimle şunu yaptım da şöyle oldu da takla attı da böyle oldum da oradan kan geldi de oraya bilmem ne sıçradı da şöyle olur mu? Cevap vermiyorum. Ya da ben bu soruya cevap veremem. Şu kaynaklardan yararlanabilirsiniz diyorum. Sorunuza yine cevap vermedim. Böyle Instagram üstünden soru anladım cevaplamak. Anladım ben. Doğru değil. Soruya bağlı diyelim. Soruya bağlı. Bir yandan da aslında insanların kendini dijital ortamda çok da rahat hissettiği bir alan. Çünkü evet. Şey, Türkiye'de doktora gidip bunu yüz yüze ya da size gelip bunu yüz yüze anlatmaktansa kendini göstermeden bir nickname'le evet. Bunu sorarak anlatması çok daha kolay başka bir taraftan baktığınızda da. Evet. Bir de herkesin zaten bir uzmana gidecek maddi gücü de yok. Ya da bazen olduğu şehirde uzman da olmayabiliyor ya da onun özellikle gitmek istediği bir uzman olamayabiliyor ya da güvenebileceği bir uzman olamıyor ya da uzman işte annesinin bilmem nesinin bilmem nesi oluyor. Ondan çekiniyor gibi gibi durumlar. O yüzden sosyal medyanın yani bu hani madalyonun iki yüzü gibi. Bir yandan inanılmaz kitlelere inanılmaz bir bilgi ulaştırma imkanımız var. Bir yandan da o ulaştırılan bilgi hatalı olduğu zaman ya da farklı amaçlara hizmet için oluşturulan tırnak içinde bilgi olduğu zaman, gerçek bilgi ya da bilimsel bilgi olmadığı zaman da çok büyük sıkıntılara sebep veriyor ve bunu görüyoruz. Yani size şöyle anlatayım. Biz bir yandan temizliyoruz bir şeyi, koridoru. Birileri oraya sürekli çöp atıyor. Bir daha temizliyoruz, bir daha çöp atıyor. Bir daha temizliyoruz, bir daha çöp atıyor. Böyle bir ortam var. Bir şeyi anlatıyoruz. Atıyorum zarla ilgili mesela. Tabi işte bizim halk arasında kızlık zarı dediğimiz. Aslında bir ince bir doku olan ve sanılan gibi bir fonksiyonu olmayan bir şey o. Biz bunu anlatıyoruz. Sonra oradan biri çıkıyor. Diyor ki işte kızlık zarı şöyledir de şöyle anlaşılır da buna benzer de. Hayda bu sefer tekrar. Diyor ki ama Rayka Hanım diyor ben sizde böyle gördüm. Onda da öyle gördüm ama şurada biri var o başka bir şey söylüyor. Hangisine inanacağım diyor. Orada da aslında bilgi sunmak bireylerin işi olmamalı. Yani bir halk sağlığı bilgilendirme sistemi olması gerekiyor. Ya da belli etik standartlar olması gerekiyor. Belli meslek yasaları olması gerekiyor ki yanlış bilgi yayana bir şekilde uyarabilirsiniz. Ya da bunun bir olumsuz sonucu olsun o insan için gibi gibi. Hiç bugüne kadar Türkiye'nin en önemli cinsel sorunu nedir diye bir araştırma yapılmış mı Rayka Hanım? Bildiğim kadarıyla hayır yani o kadar fazla sorun var ki yani sorunları en önemliden en önemlisini sıralamak çok doğru olmaz bence. Türkiye'de de dünyada da bu arada. İlişki korkusu çok büyük bir sorun. Yani cinsel ilişkiden, birleşmeden özellikle ve özellikle vajinal birleşmeden korkma hali müthiş bir sorun. Bunun dışında yani cinsellik sorunu değil bu ama cinsel şiddet büyük bir sorun. Bunun dışında bence iletişim, onay alma ilişkilerde karşılıklı bunlar çok büyük sorunlar. Onay alma derken? Yani rıza olarak bildiğimiz yani hukuken rıza olarak geçen ama aslında bunun çok daha kapsamlı versiyonu onay almak, onaylaşmak, onay vermek diyoruz. Zor bir konu. Evet. Ama çok seviyorum. Ve çetrefilli. Evet. Tek bir şeye bağlı değil. Toplumda değişen kültürel yapıya bağlı. Toplumun
yaş ortalamasına bağlı, eğitimine bağlı. Dini inancına, kültürüne. Dini inancına, kültür çok şeye bağlı. Evet. O kısmı çok hoşuma gidiyor. Puzzle çözmek gibi geliyor çünkü. Yol alıyorsunuz, bir yerde sıkışıyorsunuz. Hop, alanın uzmanını buluyorsunuz. Ondan danışmanlık alıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. O mücadele hali, yani işin güzel kısmı tabii ki. O benim hoşuma gidiyor. Ama öte yandan hoşuma gitmeyen bir sürü kısmı var tabii ki. Ve çok zor ve çok can yakıcı olan birçok kısmı var. Evet. Zor. Ama bir yandan da çok az olduğu için, yani bu alanda çalışan insan çok az olduğu için insan kendini çok önemli hisseder. Yani o kötü bir yanılsama bence. O şeye, tuzağa düşmek. Yani beraberinde çok kibiri getirdiğine inanıyorum. Çok baş ağrıttığına inanıyorum ve neticede insanlara zarar vereceğine inanıyorum. Benim bu batağa düştüğüm zamanlar olmuş mudur? İlla ki olmuştur. Haddimi aşan bir şey söylemiş olabilirim. Kendimi olduğumdan çok daha büyük bir şey sanmış olabilirim. Ama kendimce, kendi çabalarımla sürekli farkında olmaya çalıştığım bir şey. Çünkü her meslek önemli. Dolayısıyla bir mesleği öteki meslekten daha önemli yapan hiçbir şey yok. Herhangi bir meslek düşünün, greve gittiklerini düşünün. Kitlenir her şey. Yani evet, seksologlar greve gitse bir şey kitlenmez tabii ki ama. Kanada'da çalışıyorsunuz. Bazı bilim insanları ya da sosyolojiyle ilgilenen bazı insanlar şöyle bir şey olacağını iddia ediyorlar. Bundan 15-20 yıl sonra aslında bu LGBT artı yürüyüşü yapan insanların da bence karşı çıktıkları taraf herhalde bu, bilmiyorum. Karşıt yürüyüş yapanlar mı? Karşıt hakları yürüyüş için yapanlar. Yürüyüş. Karşıt, okay. Bazı bilim adamları diyor ki giderek toplum bilim biseksüelliğe doğru yürüyor. Gerçekten dünyada da böyle mi? Yoksa bu bir teori mi? Ben buna tersten bakmayı tercih ediyorum. O da şu, belki de hiçbirimiz zaten heteroseksüel değildik. Böyle deyince tabii birçok insan rahatsız oluyor bundan. Hayır canım, öyle şey olur mu? Heteroseksüellik ya da cisgenderlik kavramlarına baktığımız zaman aslında bunların çok... yani 17. 18. yüzyıl Avrupa'yı değerleri, yani kolonizasyonla dünyaya yayılan değerler olduğunu görüyoruz. Bunlardan önce birçok farklı toplumda çeşitli cinsiyetler var. Çeşitli cinsiyet kimlikleri var. Zaten fizyolojik olarak da dünyada sadece penisler ve vulvalar yok. Bu da, bunlarda da çok çeşitlilik görülebiliyor. Interseks insanlar var. Dolayısıyla aslında ben kendi ayağımıza sıktığımızı düşünüyorum. Çünkü zaten zengin ve çeşitli olan bir şeyi biz tam da aslında LGBT'yi haklarına karşı olan insanların söylediği, işte Batı'nın oyunu bu diyorlar ya. Aslında heteroseksüellik ve cisgender olma kavramları Batı'nın bizlere getirdiği bir şey. Ve dünyaya yaydığı bir şey. Örneğin Kanada'da, Kanada'nın yerlileri birçok farklı kabile, birçok farklı grup var. Kimisinde 8 farklı cinsiyet kimliği var. Kimisinde 3 farklı var. Bazılarında gerçekten 2 tane var. Hani bugünümüzün tırnak içinde normali kabul edilen ya da normu kabul edilen. Dolayısıyla hani bir gün herkes biseksüel mi olacak? Ya da zaten insan akışkanlığı içinde zaten o var ve kimimiz spektrumun bir tarafında, kimimiz başka bir tarafındayız. Hani bu da, ben böyle bakıyorum çünkü öğrendiklerim ve tarih ve cinsellikle ilgili bildiklerimiz buna işaret ediyor. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Yine ufkumu açtınız. Genç insanlarla konuşmak iyi geliyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim.